Yapılan verilere göre 2023 yılının ilk 3 ayında ana yollarda trafiği etkileyen 3144 kaza meydana gelmiş. İlk 3 ayda. Evet. Coşmuşuz ya. İlili ufaklı. İstanbul'da meydana gelen kazaların 14'ünde ölüm Allah maalesef. 1296 kazada da yaralılar vardı. Peki İstanbul'un en tehlikeli noktaları nereleri? İşte buyurun, bu açıklamalar geliyor şimdi. Buyurun. Valla ben Haliç'i düşünüyordum. Düşündün ama değil mi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir numarada imiş. Mesela bu görüntüler hep Haliç'ten anladığım kadarıyla. Tabii metrobüs falan filan var. 63 kaza olmuş, evet. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. 56 kazada Haliç'te. D100 yani hepsinde tabii hani ölüm vesaireden bahsetmiyoruz ama kaza olduğu andan itibaren tutanağa tutuluyor. Ya tabii ki yani. Ufak. Yani şöyle bir kaza zincirleme, özellikle sabaha karşı, sabah saatlerine çok gelmeden akşam saatlerinde oluyor. Çünkü hem yollar boş hem işte kış ayı da malum, yollar kaygan falan, dikkat etmiyor güzel kardeşimiz. D100 Küçükçekmece 52 kaza. Tem Mahmut Bey 46, Beylikdüzü 40, Haramidere 39, Sefaköy 38. Hep hani Avrupa yakasında dikkat edersen, evet. Anadolu yakasında bir şey yok. Merter ve İncirli 35, Yeni Bosna 32, Halkalı ve Avcılar'da 31 kaza olmuş. Bu hep ağırlıklı olarak D100, yani bizim, evet, E5 dediğimiz karayolunda. Hadi bakalım bir şey yapmak lazım. Evet. Kurşun mu döksek, ne yapsak bilemedim de ya, bu kadar kaza olur mu Allah aşkına? Demek ki dikkatsizlik var. Yolların durumundan bahis açmayacağım, evet, ama ortada ciddi bir dikkatsizce giden şoför kardeşlerimiz, evet, trafik var. Trafik yoğunluğunun çok olduğu bak, bir güzergah. Kaç kişi olmuş? 14 kişi hayatını kaybetmiş. Daha 3 ay oldu ya. Evet. 3 ay oldu. Maalesef ki. Maalesef. Umarım daha az veriler gelecektir elimize. Lütfen dikkat güzel kardeşlerim. Ne olur, ne olur, ne olur. Peki bir küçük bir mola. Küçük bir mola. Reklam arası efendim. Aynen öyle. Az sonra bir hava alalım, sonra burada küçük.